Ben bundan sonra ablanın kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Her şeyi halledeceğim. Ne zaman peki? En yakın zamanda. Zehirleyebilirsin ama beni kandıramazsın. Bu ne hadsizlik? Benim kimi, torununun kimi? Çok şükür gün geçmiyor ki ciğerimizi deşen yeni bir şey yapmasın. Bugün de boşanma davası açtı, haberiyle uyandım. Azize Hanım, kurduğun oyunlar bir çöküyor. Bir türlü öğrenemedin Sultan. Bu evliliği ben istedim oldu. Ancak ben istersen biter. Asıl sen küçük hesaplarınla kızın kafasını karıştırıp suları bulandırma. Sen hala sözün geçiyor sanıyorsun ama asıl Miran senden geçti, haberin yok. Hesabın tutmadı değil mi? Kontrol edemedin torununu. Gönlünü de zehirledin. Kukla gibi oynatıyorsun. Ama beni kandıramaz. Müsaade etmeyeceğim. Anne yeter artık. Ben sana kendi kararım olduğunu söyledim. Bak eskiden analar kızlarına sahip çıkardı. Şimdi kızlar analarına sahip çıkmak zorunda kalıyor. Hadi kızım. Anana sahip çık da odasına götür. Bir elini yüzünü yıkasın, aynaya baksın da kim olduğunu hatırlasın. Bu boşanma olayından haberin var mıydı? Gönül olayından sonra Miran bana bir şey demez oldu. Baban ne? Oğlum ben sana kardeş dedim lan. Ha? Sen nasıl dostsun ha? Ben sana sırtımı yaslayamayacak mıyım? Miran dur oğlum, ne yapıyorsun? Baban ne nereye yan Urfa'ya götürdüğünü söyledin yetmedi. Şimdi de arkamdan iş mi çeviriyorsun? Miran ne diyorsun sen? Ondan o konağa girilmeyecek demedim mi? Miran! Oğlum siz kardeşsiniz, kavga ne demek? Hem böyle kardeş olur mu? Neden bahsediyorsun sen Miran, ne konağı? Şadolu konağı. Miran! Malımı kimden alıp kime vereceğime ben karar veririm. Sen kimden hesap sorarsın? Ben o konağa dokunulmayacak dedim. Kimsenin evine, yurduna zarar gelmeyecek dedim. Ben de ananın babanın hesabını soracağız dedim. Ciğerlerini sökeceğiz dedim. Hangi dediğimden döndüğümü gördün sen? Ben bu yola neden çıktığımı biliyorum babaanne. Öyleyse bu öfke ne? Seninle acımız aynı. Ama bundan sonra yolumuz başka. Çünkü sen kazandıkça hırslandın. Yaptıkça doymadın. Nefretinle herkesi yaktın yıktın. Ama bundan sonra günah olmayanların canının yanmasına izin vermeyeceğim. Benim tek düşmanım Hazar Şadoğlu. Gül değil, anaları değil, Reyyan hiç değil. Ben bugün Reyyan'a evlenelim dedim, biliyor musun? Yolunu şaşıran ben miyim, sen misin Miran? Demek davamızdan vazgeçiyorsun, he mi? Demek babaanneni yarı yolda bırakıyorsun, he mi? Ananın babanın ruhları azaptayken düşmanınla evleniyorsun, he mi? Reyyan evet deseydi evlenecektim. Ama davamdan vazgeçtiğim için değil. İşte sen bunu anlamıyorsun. Ondan dolayı konuşmaya gerek yok. Ama şunu bil. Bundan sonra ben intikamımı kendi yolumdan alacağım. Ve buna da engel olmana izin vermeyeceğim. Hemen bugün avukatla konuşup bütün yetkilerimi devrediyorum. Esma Ana, eşyalarımı topla. Artık ben burada kalmıyorum. Miran! Oğlum! Miran! Miran boynundaki ipi çıkardı Azize Aslan Bey. İnşallah yeni bir oyun kurmaya ömrün yeter.
Nedir bu haliniz? Ben size kimse ağlamayacak demedim mi? Biz aslan beyler gibi köksüz soysuz bir aile değiliz. Burası yüzyıllardır bizim. Yeri geldi, bu duvarların ardında acı günler yaşadık. Yeri geldi, rüzgarlar esti, eğildik ama asla kırılmadık. Şimdi de öyle yapacağız. Gene geri geleceğiz. Köklerimizi yeniden salacağız buraya. Gül Hanım'ın torunları bile koşturup oynayacak bu avluda. Duydunuz mu beni? Hadi şimdi yürüyün. Baba. Ben diyeceğim bir dedim Azar. Alın eşyalarınızı, gidiyoruz. Koca konak çatır çatır elden gitti. Hala geri geleceğiz diyor. Nasıl geleceksek. Bu kız dibimizden ayrılmadığı sürece başımız beladan kurtulmayacak anne. Geleceğiz tabii Gül Hanım. Gelmez miyiz hiç? Ben senin biberonunu bırakır mıyım ellere?